Evet, yolculuğumuz Hidra Adası'na. Hidra Adası'nın en büyük özelliği, en bilinen, popüler olan özelliği, Hidra Adası'nı popüler yapan özelliği diyelim. Adada hiç motorlu taşıt olmaması, hiç kimsenin arabası yok, motoru yok. Tamamen evler arası ulaşım eşeklerle sağlanıyor. Şimdi çoğu adada eşekler ikonlaşmış. Fakat bu adada gerçekten eşekler önemli. Çünkü bütün ulaşımı eşeklerle yapıyorlar. İnsanlar taşınırken ya da evlerine market alışverişlerini götürürken eşeklerle yapıyorlar. Ya da bir yerde bir inşaat varsa eşeğin sırtına bu inşaat malzemelerini yüklüyorlar ve o şekilde evlerine taşıyorlar. Yani bu adada eşekler ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Motorlu taşıt kullanılmıyor dediğim gibi. Şimdi rota Hidra Adası ve Hidra Adası'na gittiğimizde, vardığımızda size bir sürprizim var bu adayla ilgili. Yani Hidra Adası ile ilgili bir sürprizim var. Hiç daha öncesinde paylaşmadığım bazı görüntüler var. Onları burada paylaşmak istiyorum. Ama bunların hepsini birazdan anlatacağım. Yani demirledikten sonra. Sabah Kitnos'tan herhalde 6 sularında ayrıldık. Öncelikle bir kahvemizi içtik. Güneş doğdu. Yelkenlerimizi açtık. Rüzgarın etkisi çok azdı ama yelken seyri yaparak ilerledik. Rüzgar çok fazla olmadığı için ben aşağıya indim. Rahatlıkla bugün bilgisayarda işlerimi gördüm. Ama öncesinde bir kahvaltı yaptık. Ton balıklı sandviç hazırladık. 3 dilim çıktı. Onları da böyle ikiye kestik. Arasına marul koyduk. Sakız Adası'ndan aldığımız acılı ton balığı vardı. Arasına onu koyduk. Marul. Biraz toslandırdık. Çok güzel bir sandviç oldu. Bizim de kahvaltımız olmuş oldu. Şimdi Onur motora geçtiğimiz için olta attı. Çünkü neden olta atmıyoruz? Şöyle iki sebepten ötürü atmıyoruz aslında oltamızı. Bir, akşam yiyecek balımız veya etimiz, tavuğumuz, bir şeyimiz hazır varsa oltamızı atmıyoruz. İki, yelkenle giderken oltamızı atmıyoruz. Yelkenle giderken niye atmıyoruz? Çünkü balık yakaladığında, oltayı aldığında yelkenler açık, biz tekneyi durduramadığımız için bu sefer oltamızı alıp gidiyor ve misinamız kopuyor. Balık ağzında kalıyor işte falan, iğne o gidiyor. O yüzden öyle bir şey olsun istemediğimiz için atmıyoruz. Ama motor seyri yaparken şu anda balık gelse hemen motoru durdurabiliriz. Yavaşlarız ve onu çekmemiz daha kolay olur. O yüzden. Haydi balık gel. Geliyor muymuş şimdi? Konuşuyorum da ben böyle tam böyle konuşurken gelse ya. Şu ses mi? Konuşuyorsun. Çok sert bu ama. Ama büyük balık bekliyor. Ha, büyük balık bekliyorsun. Büyük balık bekliyormuş Onurcuğum. O yüzden çok kuvvetli yahu. Bunu büyük balık da zor alır. Alır mı? Şöyle tırr diye bir sesin çıkması lazım. Bakalım, bekliyoruz o sesi. Onur Bey, siparişiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Rahat mıyız? Burası gölge ve esiyor. Yani şöyle geliyor rüzgar. İnanılmaz güzel. Denizin rengi de çok güzel. Hadi sen de gel. Suyun rengi harika. Hatta dayanamayıp suya atlayanlar olmuş. Şu an Hidra Adası'ndayız. Hidra Adası'nın merkezinde değiliz. Biraz daha merkezinden güneye doğru kıvrıldığınızda Molos Koyu diye bir yer var. Şu an orada demirliyiz. Yaklaşık 5 metrelik bir alana demirimizi attık. Hidra Adası bizim çok merak ettiğimiz adalar içerisindeydi. Ve şu an günlerden 5 Temmuz ve geçtiğimiz Mart ayında biz Hidra Adası'na gelmiştik. Öncelikle Atina'dan Pire'ye gittik. Pire'den feribota binerek Hidra Adası'na geldik. Ve Hidra Adası'na geldiğimizde aslında biz bir çekim yaptık. Feribotla gelmiştik ve adadaydık. Yani işin içinde deniz vardı ama nedense biz onları koymayı tercih etmedik. Hidra Adası'nın merkezine gitmedik. Ama dediğim gibi biz orayı çekmiştik. Ve şimdi neden koymayalım dedik. Ve video Atina'dan başlıyor. Atina'dan Pire'ye gidiyoruz. Pire Limanı'ndan feribotlara binerek Hidra Adası'na geçiyoruz ve Hidra Adası'nda bir pansiyonda kalıyoruz. Yani yine Hidra'dayız ama sadece mevsimleri değiştiriyoruz. Sizi Mart ayına gönderiyoruz. Biz de sizinle birlikte geliyoruz, izliyoruz ve ardından Temmuz ayında buluşuyoruz. Pire'ye mi gidiyoruz direkt? Günaydın. 7 dakika var. Günaydın. Şu an Monstraki istasyonundayız. Direkt Pire'ye gideceğiz. Pire'ye gitmemizin sebebi nedir? Hidra diye bir ada var. Daha da kısık konuş da duyamasın kimse ya. Amacımız nedir Onurcuğum, Pire'ye gitme amacımız? Amacımız yine bir adaya gitmek. Orada Hidra diye bir ada var. Hiçbir araç yok adada. Motorlu bir taşıt yok. Motorlu taşıt yok. Ses yok. Gürültü yok. Huzur var. Umarız. Biz de oraya gidiyoruz. Pire'ye geldik. Fakat liman karşıda. Hem üst geçit var hem de alt geçit var. Alt geçiti kullanarak karşı tarafa geçeceğiz. Atina'daki bu metro istasyonları 2004 yılında tamamlanmış, yapılmış hızlı bir şekilde. Çünkü 2004 yılında Atina neye ev sahipliği yapmış? Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yaptığı için de hemen hızlı bir şekilde metroları 2004 yılında bitirmişler. Atina'da ulaşım inanılmaz kolay. Dediğim gibi 3 tane ana metro hattı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yeşil renkte. Aynı zamanda ona tren diyorlar. Tren ulaşımı var. Tren de metro ağlarına bağlanmış. Ve neredeyiz? Pire'deyiz. Açıkçası Pire'nin çok da bir esprisi yok. Atina merkez daha güzel, daha renkli. Atina'da birçok liman var ama en fazla trafiğin yaşandığı yer Pire Limanı. Deniz trafiğinin yaşandığı. Pire'den Hidra Adası'na ulaşabilmemiz için
iki tane feribot var. Şimdi saat sabah 9.30. 9.30'da vardı bir tane. Biz muhtemelen ona zaten yetişemeyeceğiz. Kalkmıştır. Ya da kalkmak üzeredir. Daha biletimizi bile almadık. Ama başka bir feribot daha var. Başka bir firmaya ait. Onun da kalkış saati 10. 1 saat 50 dakikalık bir feribot yolculuğundan sonra Hidra'ya geçeceğiz. Ama öncelikle şimdi bilet almaya gidiyoruz. Valizler için ayrı bir yer yapılmış. Valizleri bıraktıktan sonra herkesin kendi koltuk numarası var. Koltuk numarasındaki bilette yazan koltuk numarasına göre oturuyorsunuz yerinize. Benim de tesadüfen cam kenarı çıktı. İyi mi böyle? Bu arada bilet fiyatlarından bahsetmedik. Bilet fiyatı 40 euro. Bir kişi sadece gidiş. Onu da söyleyelim. Girişte herkese ya pasaport ya da kimlik kartı soruyorlar. Turist vesaire fark etmeksizin. Tam böyle ben biletimi verdim. Pasaportumu istedi görevli kadın. Sonrasında tabii ben pasaportumu verince Türk olduğumu oradan gördü. En son pasaportumu verirken teşekkürler dedi. Ben de Evkaristo. Biliyorlar yani Yunanistan'da şöyle bir durum var. Az buçuk da olsa teşekkürler, iyi günler, günaydın, nasılsın, merhaba. Bu tarz şeyleri biliyorlar, kelimeleri biliyorlar genelde. Bir de şey var, burada yok ama adalarda şöyle bir şey var. Adalarda kardeş. Onlarla biraz daha böyle yakınız diye herhalde kardeş diyorlar. Ama burada da Türk olduğumuzu ya kelimemizden tamam, evet, aramızda konuşmalarımızdan birbirimize tamam ya da evet dediğimizi duyduklarında Türk olduğumuzu anlıyorlar. Onlar da bu şekilde Türkçe cevap karşılık veriyorlar. Şu an ilk durağımız Poros Adası oldu. Feribot önce Poros'a uğruyormuş. Yalnız burası çok güzel bir adaymış Onur ya. Harika. Tam tekneyle konaklamalık bir yer çünkü aşırı korunaklı gördüğüm kadarıyla. Bir sürü de tekne var. Bir de boğaz gibi bir şey var, evet. Şu an bayağı hızlı gidiyoruz. Yaklaşık bir 23-25 knot hız var. Bizim için çok aşırı bir hız şu an. Denizin üstünde bu kadar hızlı gidebilmek bilemiyorum yani. Normalde biz ortalama hızımız 7. 8. Çok nadir 9 oluyor. Yani 7 knot, 8 knot. Şu an yani 25 knot diyelim. Çok fazla. Ki böyle olduğu halde 1 saat 50 dakika gideceğiz. Yakın gibi duruyordu adam. Denize çıkınca böyle oluyor. Kaç mil bakalım mı? Hemen kaç mil olduğuna bakalım.
Hidra Adası'ndayız. Özlemiştim bunu söylemeye. Kısaca bir bilgi veriyorum. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Burada motorlu taşıt kullanılmıyor. Ne kullanılıyor? Eşekler. Kalacağımız adaya geldik. Çok şirin. Şurası dış kapı. Birkaç tane böyle oda var. Burası bir avlu. Bizim kalacağımız oda burası. Yatak yukarıda merdivenlerle çıkılabiliyor. De ekstra herhalde üçüncü kişi için bir yatak daha koymuşlar. Göstereyim. Gayet temiz, şirin. İki gün için yeterli bir yer. Onur bana diyor ki hani araba yoktu. Evet, araba yok. Şimdi yalancı çıkarma beni. Bunlar sadece belediyeye ait olan araçlar. Tabii köyün belirli bir ihtiyacı var. İnşaat olabilir bu. Yani büyük ihtimal kum ve çakıl falan taşıyorlar. Yalnız araba da bayağı bir yeni. Çok yeni. Son model. Adada şey, her şey eski ya. Adada şöyle bir hava var. Şunu veriyor insana. Sanki eski yıllarda yaşıyormuşsun gibi. Yani çoğu adalarda belki aynı duygu hissedilebilir. Ama bu adada bu motorlu taşıtların olmamasının da herhalde artısı olarak burada her şey eski gibi geliyor bana. Eski yıllardan kalma gibi. Evler taş konak tarzında. Yine çok az katlı. Maksimum iki kat görüyorum ben. Böyle dağın yamacına kurulmuş. Genellikle beyaz ev görüyoruz adalarda ama burada bayağı renkli yapı var. Adadaki yol durumu bu şekilde. Yani yol. Kullandıkları yol bu.
Evet, şimdi hala yürüyoruz fakat yanımıza su almamışız. Şimdi şu tepenin ardında bir yerleşim yeri daha olması gerekiyor. Umarım orada bir su bulabiliriz. Hadi bakalım, devam. Bu adanın adını değiştiriyorum artık. Hidra Adası değil, Pisili Adası. Kaçıncı kedi? Herhalde bu kadar kediyi bir arada gördüğüm ilk ada burası. Çok fazla kedi var. Ne? Şu an çok üzgünüm. Çok üzgünüm, yanımda bir mama olmadığı için. Normalde teknede sürekli mama bulunduruyoruz. Ama şu an yanımızda maalesef yok. Manzara adamı şair eder sözündeki ev burası. Bu ada o ada zaten. Ondan da bahsedelim. Leonard Cohen hem yazar hem şarkıcı. Onun burada bir evi var. Adayla çok özdeşleşmiş. Ve iki tane de şarkı yazıyor burada bilinen şarkılarından. Bilen vardır kesin. Bilen varsa şarkısının ismini hemen böyle aşağıya yorumlara bıraksın. Kesin bilen var, çıkar yani. Ve geldik günün en güzel saatine. Yemek saati. Merkeze yaklaşık 1 kilometremiz kaldı. Ama biz de şöyle bir şey yapalım dedik. Eğer merkeze gidersek gün batımını göremeyeceğiz. Dağın arkasında kalacak. Hemen şurada küçük bir balıkçı barınağı var. Oradan temiz temiz balıklar taze taze geliyor. Güneş de tam şuradan batacak. Hidra Adası ilk gün değerlendirmesi olarak tam da düşündüğümüz gibi kafa dinlemelik bir ada. Neredeyse adanın yarısını yürüyerek gezdik diyebilirim. Burası genellikle sanatçılar, yazarlar ve yüze sosyeteler tarafından tercih ediliyormuş okuduğuma göre. İnsanların yeni bir hayata başlamak için ya da kafalarını dinlemek için, dinlenmek için tercih ettiği bir adaymış burası. Sahil boyunca da çok güzel taş evler vardı. Evet Aristo, zeytin geldi. Size demiştim, umut alıyordum şu an. Evet, bu salata restorana özgü bir salataymış. Normalde kocaman bir tabak getiriliyor ama biz yarım porsiyon istedik. Altında iceberg marul var. Üstünde parmesan peyniri. Şurada fıstıklar var. Şu sos da nar ekşisi sosu. Balık. Bir de sonra fishing boat. This is fishing boat. Here is a cup. Goat fishing, it come fresh. Yeah. Squid, calamari, fish, lobster. I have to lobster. Local. Şimdi şöyle, biz filato tercih ettik balığı. Levrek daha bu sabah geldi diyor. Aynı zamanda kalamar da o şekilde. O da daha sabah gelmiş. Yalnız porsiyonlar aşırı derecede büyük. Fiyatlandırmasını sonra söylerim de. Balığa bayıldım. Böyle kaperi zaten çok seviyorum. Zeytinyağı ve kaperi domatesle çok güzel süslemişler. Bakar mısın? Müthiş, müthiş, müthiş. Böyle bütün kızartılmış kalamarı çok seviyorum. İyi ki burada oturmayı tercih etmişiz. Merkezde, merkezdeki restoranlar da bir bu kadar da güzeldir. Tahmin edebiliyorsun. Aldım sonunda. Merkezdeki restoranlar da bir bu kadar güzeldir ama çok iyi bir tercih yaptık burada durmakla. Hem de hiç ara vermemiştik, iyi oldu. Aşırı lezzetli. Aşırı. Çok. Çok. Madı da tadı. Çok taze. Çok taze.
siyah balıklarla beraber yüzeceksin. Onlara dokunabileceksin. Gerçekten mi? Evet, yolu biliyorum. Onun şuralarda böyle bir balık kümesiyle karşılaşmış küçük siyah balıklar. Çok hatta yakınlaşmış. Evet. Hadi gel. Gidiyorum ben de. Evet, Temmuz ayına hızlı bir geçiş yaptık değil mi? Ama dediğim gibi çok çok ama çok sıcak. Hadi bakalım.